Hatay'ın Hassa ilçesindeyiz. Buraya bir yarım saat önce vardık. Hassa tam fay hattının geçtiği ilçelerimizden bir tanesi. Hatta şu anda hemen 50 metre ötesinde fay hattının oluşturduğu büyük yarığı görüyoruz. 456 vatandaşımızı kaybettik burada Hassa'da. Yıkım çok büyük. Yani yüksek katlı binaların hemen hemen tamamı kullanılmaz durumda. Ancak eski böyle bir katlı, iki katlı ve zamanında sağlam yapılmış yapılarda hayat devam ediyor. Ama onun haricindeki binaların hemen hemen tamamı oturulmaz durumda. Bu fay hattı Pazarcık, Kahramanmaraş oralardan başlıyor ta Antakya'ya kadar uzanıyor ve özellikle fay hattının üzerindeki ilçelerde yıkım gerçekten çok büyük. Geçen hafta Nurdağ'daydık, Islahiye'deydik ki bunu buranın hemen biraz kuzeyi aslında. Şimdi Gaziantep Kilis'ten sonra Hassa ilçemize, Hatay'ın Hassa ilçemize uğradık. Bir geçmiş olsun dilemek için yakınlarına, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilemek için şu anda arkadaşlarımızla beraber buradayız. Yakın tarihimizin en büyük felaketi. Sadece depremin şiddeti değil, aynı zamanda etkilediği alan tabii çok çok geniş. Yani Türkiye coğrafyasının, Türkiye'nin yüz ölçümünün neredeyse %12'sini, 13'ünü kapsayan bir alandan, bu kadar yaygın bir alandan bahsediyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Acılar büyük. Bizim Hassa ilçe başkanımızın da yakınlarından yaklaşık 20 kişi vefat etti. Kendisine ben buradan tekrar başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin tüm yakınlarınıza. Kalanlara Allah'tan sabır diliyorum. Hatay İl Başkanımız İlker Bey afetin ilk günden bu yana sürekli sahada. Tabii Hatay ili genelinde yıkım çok büyük. Başta Antakya olmak üzere İskenderun. Buranın hemen biraz güneyinde Kırıkan ilçemiz var. 30 kilometre civarında galiba değil mi? Kırıkan 30 kilometre güneyde. Bütün buralarda gerçekten yıkım çok büyük. Yani Hatay herhalde bütün illerimiz içerisinde yıkımın en yaygın ve en yoğun olduğu il. Artık enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Uzun sürecek. Özellikle Antakya'da herhalde çok uzun sürecek. Çünkü çok sayıda yıkılan bina var. Aynı zamanda artık bundan sonra biraz sosyal ve ekonomik enkazı kaldırmak için de çalışmaya başlamak gerekiyor. Çok göçen insan var. Yaralılar başka illerde, şu anda Hassa'daki yaralı sayısından da çok emin değiliz. Çünkü başka illere yaralılar intikal etmişler. Farklı farklı illerdeki hastanelerde yaralılar tedavi görüyor. Ama bir de evini, barkını kaybedip geçici olduğunu düşünerek başka illere göçen vatandaşlarımız var. Bu göçün gerçekten geçici olması gerekiyor. Bu göçün kalıcı göç haline gelmemesi gerekiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın doğdukları, büyüdükleri topraklara bir an önce dönmeleri için çok acil tedbirler alınması gerekiyor. Özellikle gençler büyük illere taşındıktan sonra yeniden buralara dönmek konusunda isteksiz olabilirler. Onların doğdukları topraklarda yeniden bir yaşam kurabilmelerini sağlamak için çok ciddi hazırlıklar gerekiyor. Özel programlar gerekiyor. Teşvik gerekiyor. İstihdam imkanları gerekiyor. Dolayısıyla şu anda ülkemizin önünde yıllarca sürecek, çok önemli bir çalışma alanı var artık. Yani bu depremin hem fiziksel yaralarını sarmak ama sosyal ve ekonomik yaralarını sarmak, sosyal ve ekonomik enkazı kaldırmak çok uzun sürecek. Öyle görünüyor. Hep beraber çalışacağız. Millet olarak omuz omuza vereceğiz. Birlik beraberliğimizi asla bozmayacağız. Bir yandan kamu kuruluşları, bir yandan sivil toplum, meslek örgütleri, gönüllüler, yerel yönetimler, merkez hükümetiyle, yereliyle tüm kamu beraberce omuz omuza vermek zorunda. Yani devlet, millet beraber çalışmadan bu sorunu çözmek mümkün görünmüyor.
İnşallah başaracağız. Nice zorluklar atlattık, nice badireler atlattık. Bu topraklarda çok zor dönemler yaşandı. Ama her defasında bu ülke ayağa kalktı. Her defasında milletçe el ele verip ayağa kalktık. İnşallah bu zorlukların da üstesinden geleceğiz. Hep beraber ayağa kalkıp emin adımlarla daha güzel yarınlara doğru yürümeye devam edeceğiz. Akşam ezanı okunuyor. Ben sözü fazla uzatmayayım. Tekrar burada Hatay'ın bu güzel ilçesinde Hassa'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Yakınlarını kaybeden tüm Hassalı hemşehrilerimize de Allah'tan sabır diliyorum. Kalanlara hayırlı sağlıklı ömür diliyorum. Sağ olun.